İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bahar Ana Haber'e hoş geldiniz. Bahar Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Mardin'e 17 Aralık operasyonu sonrasında ilk kez gelen Mardin Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güler, 17 Aralık operasyonunu dost bildiklerimiz sırtımızdan vurdular diyerek değerlendirdi. Öncelikle ben de sizlerle, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İstifa etmek zorunda kaldı. 17 Aralık operasyonunun ardından ilk kez seçim bölgesi olan Mardin'e gelerek hemşehrileriyle buluşan İçişleri Eski Bakanı Güler, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. 17 Aralık'ta önemli bir süreç yaşandı Türkiye'de. Bir algı operasyonuyla, bir psikolojik harekatla siyaset yeniden dizayn edilmeye çalışıldı. Ben de bunların içindeyim. Ben de bu hareketin muhatapları içinde oldum. Şimdi şunu size ifade ediyorum değerli arkadaşlarım. Allah'a şükür 40 yıl devlet hizmetinde bulunarak sizlerin karşısına geldim. Kanunsuz hiçbir işin içinde olmadığımı, hemşerilerimi utandıracak hiçbir işin içinde olmadığımı buradan alnım açık, başım dik olarak sizlere ifade ediyorum. Bu bir. İkincisi, değerli kardeşlerim, her türlü hesabı her yerde vermeye hazır olduğumu söylüyorum. Bu iki. Şahsıma, aileme, meslek çevreme, 40 yıldır hizmet ettiğim yerlerin güzel insanlarına, partililerime, siz değerli hemşehrilerime karşı olan sorumluluğumun gereği olarak da bu hesabı vereceğim. Bu hesabı vermeden de siyasete devam etmeyeceğim. Mardinlerden de herhangi bir talepte bulunmayacağım. Bunun burada bilinmesini istiyorum. Allah'ın izniyle de aklanmış olarak tekrar karşınıza çıkacağım. Eski Bakan Güler, meşru olmayan bir yolla amacına ulaşmaya çalışanların bunun karşılığını göreceklerini de ifade ederek şunları söyledi. Gündemdeki operasyonların ve akabindeki tartışmaların bu kardeşlik ikliminin tesisine, beraber yaşama iradesine zarar verebileceğine dair hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü sağlam irade, Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, AK Parti'nin iradesi sonunda her zaman galip gelecek. Şimdi değerli kardeşlerim, bu büyük oyunu hepiniz gördünüz. Neler olduğunu biliyorsunuz. Başbakanımız da ifade etti. Dün de ifade etti. Seçimlere çok az süre kala gerçekleştirilecek kaset, ses kaydı, yolsuzluk dosyaları ve buna benzer her türlü operasyon bu oyunun bir parçası olarak sürdürülmeye devam edecek. Aklanmadan da yeniden partimden de Mardinlerden de siyaset adına hiçbir talebim olmayacak. Arkadaşlar, gücümüzü birleştirmenin zamanıdır. Her kapıyı çalacağız. Hiç kimsenin ayrı gayrı yapma lüksü yoktur. Arkadaş, öyle bir dönemdeyiz ki bu hassas bölgede ya Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sağlam iradenin yanındayız. Eğer yanında değilsek başka bir hesap içindeyiz. Bunu kardeşlerimiz için söylüyorum. Başka hesap içinde olanlar bizim karşımızda, başka hesap içinde olanlar bunu kimseye başka türlü anlatmaya kalkmasınlar. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar seçim bölgesi İslahiye'de partilileriyle buluştu. Türkiye'de 17 Aralık'tan bu yana başbakana yönelik bir suikast girişimiyle, bir darbe girişiyle karşı karşıya olunduğunu öne süren Tayyar, oyunu bitirmek isteyenler başbakanın kellesini istiyor dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar İslahiye'de partililerle buluştu. Burada partililere seslenen Tayyar, Büyükşehir Belediyesi milletvekili ve hükümetle kavgalı bir belediyeden kimsenin hizmet alamayacağını ve aklın yolunun bir olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle biz bu 30 Mart'ta sizlerin desteğiyle belediye başkanlığı seçimini kazanmak ve bu hizmetlerimizi 3'e 5'e katlamak istiyoruz. Aklın yolu bir,
Ama Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir belediye başkanlığı AK Parti'yi burada kazandırdığımızda milletvekili ile uyumlu, büyükşehir ile uyumlu burada hizmetler akar gider. Eğer AK Parti'de hizmet kervanına katılacaksan buyurun. Gönlümüz de açık, kapımız da açık. Gelin, hiç kimse bunu engellemez. Biz seni istemiyoruz Şamil Tayyar. Niye? Bizi aday yapmadınız. Kusura bakmayın. Ben buraya insanlara koltuk dağıtmak için gelmedim. Onun için siyaset yapmıyorum. Diyorum ki sevgili dostlar, sevgili hemşerilerim. Bu yeni dönemde bizim rakibimiz CHP, MHP, işte Saadet ne var ise onlar değil. Bu seçim hizmet sevdalılarıyla koltuk sevdalıları arasında geçecek. Bu kadar çok açık ve net. Tayyar şöyle devam etti. Nankörlük ediyor. Buna da izin vermeyiz. Biz o nankörlerin yanında değil, elhamdülillah diyenlerin yanında olacağız zamanında. Birlikte yürürsek, bakın size buradan söz veriyorum. 5 yıl sonra Allah'ın izniyle siz bu bölgeyi tanıyamayacaksınız. Zaten değişim başladı. Bir de bunu belediye gücüyle desteklediğimizde burası inanılmaz ve tanınmaz hale gelir. Çok projem var. Çok projemiz var. Ama şunu da bilin ki önümüzdeki yerel seçim sadece belediye başkanlarını seçtiğimiz bir yerel seçim olmayacak. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimidir. Şamil Tayyar siyaseti satranca benzeten ve satrancı bitirmek isteyenlerin başbakanın kellesini istediğini vurguladı. Bakın Türkiye 17 Aralık'tan bu yana başbakana yönelik bir suikast girişimiyle, bir darbe girişimiyle karşı karşıya. Yani Sayın Başbakan'ı yok etmeye yönelik bir yığın bu tezgahın sahnelendiği bir dönemde kalkıp ya bana koltuk vermediler deyip küsmeye ve gitmeye hakkımız var mı? Yazık, günah değil mi? Arkadaşlar, hemşerilerim, siyaset satranç oynadığı gibidir. Bilenler için söyleyeyim. Şahı devirmeye yöneliktir. Aslında siyasette hepimiz ya kale, ya pil, ya piyon vesaire. Şah mat edildiği zaman oyun biter. Onun için bu oyunu bitirmek isteyenler başbakanın kellesini istiyor. Zamanında, bir saniye, zamanında Menderes'i idam ettiniz. Özal'ı zehirlediniz. Ama Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ı size yedirmeyiz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de kuşatma altında tutulan bölgelere insani yardımların ulaştırılabilmesi için Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırdı. Regime was not, did not even mention once that they have an intention to negotiate. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Münih'te süren güvenlik konferansında düzenlenen Orta Doğu'ya hangi mevsim geliyor konulu panelde bir konuşma yaptı. All of us we went there and result we have to ask this question. Davutoğlu konuşmasında Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere insani yardımların hiçbir sınırlama olmadan ulaştırılması için Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırdı. To Montreux. Did they deliver something? No, because regime did not accept Geneva 1. Kuşatma altındaki bölgelere insani yardımların ulaştırılması için sınırsız insani erişim talep eden Davutoğlu, bu siyasi bir konu değildir. Sadece rejim kuşatması altındaki bölgeler için söylemiyorum. Tüm Suriye genelinde sınırsız insani erişim sağlanmalıdır. Bunun için alınması gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, Birleşmiş Milletler şartının bağlayıcı 7. maddesi kapsamında olmalı. Bu yardımları engelleyenlerden hesap sorulmalıdır şeklinde konuştu. We'll go to Homs, we'll go to Yarmouk and we'll apologize because of the inability of UN. UN, if we need UN, United Nations. Balyoz davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tuğ Amiral Cem Aziz Çakmak'ın cezası hastalığı nedeniyle 6 ay ertelendi. Çakmak'ın Bakırköy İnfaz Savcılığı'nın kararı üzerine tahliyesine karar verildi. Balyoz davası sanıklarından Tuğ Amiral Cem Aziz Çakmak hakkında mahkeme tahliye kararı aldı. 3 yıldır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan emekli Tuğ Amiral Cem Aziz Çakmak'ın avukatı 30 Ocak Cuma günü Bakırköy İnfaz Savcılığı'na başvurarak müvekkilinin ağır hastalığı nedeniyle infazının ertelenmesini talep etmişti.
Bakırköy Savcılığı konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu istedi. Sağlık raporunu inceleyen infaz savcılığı Cem Aziz Çakmağ'ın cezasının 6 ay ertelenerek tahliyesine karar verilmesine hükmetti. Cem Aziz Çakmak 20 gündür akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ailesi tahliyenin ardından Cem Aziz Çakmak'ın tedavisinin Ankara Gata'da devam edeceğini bildirdi. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde 1995 yılında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı Kamil Bayram Erdoğan'ın cenazesi ailesinin başvurusunun ardından gömüldüğü yerden alınarak Cizre'de dün toprağa verildi. Cenaze olaysız bir şekilde toprağa verilirken gece yolu kapatan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Güçlü Konak ilçesinde 1995 yılında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı Kamil Bayram Erdoğan'ın cenazesi ailesinin başvurusu üzerine gömüldüğü yerden alınarak dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine getirildi. Cizre Asri Mezarlığı'na götürülen cenaze burada toprağa verilirken, cenazenin mezarlığa götürülmesi sırasında PKK bayrakları ve Öcalan posterleri açıldı, PKK lehine sloganlar atıldı. Cenaze olaysız bir şekilde toprağa verilirken, gece saatlerinde bir grup gösterici Cizre Nusaybin Karayolu'nda otogar girişinde barikat kurarak yasa dışı gösteri yaptı. Polis göstericilere müdahale etti. Göstericiler polise havai fişek, molotof kokteylleri ve ses bombası atarken polis gaz bombasıyla karşılık verdi. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü. Samsun'da sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenen iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kadının 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin iki çocuğu ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Selçuk Sokak üzerindeki Aşkın Hoşgör'ün kiracı olarak yaşadığı 3 katlı apartmanda gece saatlerinde soba faciası yaşandı. Saat 23.30 sıralarında sobayı yanık bıraktıktan sonra uykuya dalan 4 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Saat 00.30 sıralarında Aşkın Hoşgör'ün aynı mahallede oturan kız kardeşinin ağabeyini telefon araması üzerine durumlarından şüphelenip eve gelmesiyle olay anlaşıldı. Kapıyı kırıp eve giren ailenin yakınları durumu hemen 112 acil yardıma bindirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yapılan ilk tespitte baba Aşkın Hoşgör ve 8,5 aylık hamile eşi Songül Hoşgör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği, çiftin 3 yaşındaki kızı Ecrin'le 1,5 yaşındaki oğlu Siraç'ın da durumlarının ağır olduğu belirlendi. İki çocuk kadın ve doğum hastanesi acil servisine kaldırıldı. Songül Hoşgör'ün hamile olduğunu gören ekipler, annenin karnındaki bebeği kurtarmak için seferber oldu. Kadın ve doğum hastanesine kaldırılan annenin bebeği de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Solunum yetmezliği sebebiyle durumları kritik olan çocukları daha donanımlı bir hastaneye sevk etmek için yetkililer çalışma başlattı. Bu arada durumu öğrenen ve olay yerine gelen baba Aşkın Hoşgör'ün annesi Semiha Hoşgör, oğlunun ölüm haberini alıp baygınlaşınca hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmanın ardından baba Aşkın Hoşgör'ün cenazesi, belediye görevlileri tarafından alınarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Iğdır'da garajda otomobil içinde oturup sohbet eden iki kişi, otomobilin egzozundan çıkan dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiler. Olay Iğdır'ın Ali Paşa Mahallesi'ndeki Ahıska konutlarında meydana geldi.
Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Ali Paşagani kendisine ait otomobilde arkadaşı İzzet Türksever'le dün akşam gece geç saatlerde garajda çalışır haldeki araç içerisinde oturarak sohbet etti. Otomobilde sohbet eden arkadaşlar otomobilin egzozundan çıkan dumandan zehirlenerek öldü. İki arkadaşın cesedini bu sabah garaja gelen Ali Paşa Gani'nin ablası buldu. Çığlıklar üzerine garaja koşan Gani'nin yakınları 112 acil servisini çağırdı. İhbar üzerine sevk edilen polisler çevrede güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Otomobilden çıkarılan gençlerin cesetleri ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ankara'da seyir halindeki kamyonun altına alıp 100 metre sürüklediği otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 5 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ankara İpodromu önünde yaşandı. Recep Kuyukçu'nun kullandığı kamyon önce aynı istikamette seyir halindeki jipe çarptı. Jip yol kenarına savruldu. Kamyon bu kez de yine aynı yönde seyir halindeki otomobili arkadan çarptı. Kamyon 100 metre boyunca sürüklediği otomobille birlikte Ayaş Köprüsü üzerindeki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı belirtildi. Hurda'ya dönen otomobildeki Suat Yaprakçı ve Barış Turgut yaşamını yitirdi. Otomobilin içinde bulunan cesetler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu güçlükle çıkarılabildi. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaçan kamyon sürücüsünü arayan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen trafik kazaları her geçen gün can almaya devam ediyor. Konya'da hareket halindeki otomobilin önünde giden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Kaza saat 1 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 45. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre otomobille seyir halinde olan Mehmet Emin Kınık henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önünde giden Abdullah Uçankuş idaresindeki kamyonu arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü Mehmet Emin Kınık, eşi Hatun Kınık, 2 yaşındaki Ahmet'le 5 yaşındaki Bayram Ali yaralandı. Kaza yerinde diğer sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Annesinin kucağında bulunan ve çarpma esnasında başını cama vuran 2 yaşındaki Ahmet Kınık olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sevgili izleyiciler, sırada yürek burkan bir haberimiz var. Konya'da 51 yaşındaki bir vatandaş -3 derecede yattığı çimlerin üzerinde donarak yaşamını yitirdi. Olay bugün saat 7.15 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre bir barakada yalnız yaşayan Murat Çekit çimlerin üzerine yatıp uyudu. Sabah yoldan geçen vatandaşlar Çekit'i hareketsiz görmesi üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Murat Çekic'in öldüğünü saptadı. Vücuduna kesici alet veya darp izine rastlanılmayan Çekic'in hava sıcaklığının -3 derece olması nedeniyle donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Petrol
Murat Çekici'nin üstünde kendi adına kayıtlı hesabında yaklaşık 2000 lira banka hesap cüzdanı, 2018 yılına kadar vizeli pasaport ve 205 lira para bulundu. Çekici'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Faruk Şukan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Kartal'da oturan bir çocuk annesi kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından genç kadının yüzü tanınmaz hale gelirken öfkeli koca kayıplara karıştı. Boşanma davası açan eşinin yüzüne kezzap attı. Dehşete düşüren olay şöyle gelişti. Kartal Adliyesi'ne 4 ay önce giden Özgür Turgut şiddetli geçimsizlik nedeniyle işsiz eşi Segbeytullah Turgut'tan boşanmak için dava açtı. Genç kadının 24 Ocak günü iş dönüşü Kartal'da ayrılmak istediği eşi tarafından yolu kesildi ve kezzaplı saldırıya maruz kaldı. Kartal Araştırma Hastanesi'nde acil servisine kaldırılan ve burada bir süre tedavi edilen Özgür Turgut, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yanık ünitesinde sevk edilerek burada tedavi edilmeye başlandı. Her gün Kocaeli'ndeki hastaneye gidip gelen ve kızının yüzünde ikinci derecede yanık oluştuğunu anlatan babası Mustafa Bulmuş, olayın ardından kaçan damadının yakalanması ve cezalandırılmasını istedi. Benim size ricam, devletime ricam, bu çocuk önceden planını yaparak şu kızımı şu hale getirdi ve onun yüzü tanınmaz hale geldi. Çocuğu bile onu tanımıyor. Ben isterim ki devletim ve millet bunun şeyi neyse onu yapsın hocam. Polis kaçan şahsı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarmalar tarafından son 3 günde şüphe üzerine aranan 10 araçta gümrük kaçağı 15.900 litre akaryakıt ele geçirildi. 3 günde yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Islahiye Gaziantep ve Islahiye Hatay karayollarında uygulama noktası oluşturdu. Jandarmalar son 3 günde yaptığı denetimlerde arama yaptığı 10 ayrı araçta 15.900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıta el koyan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep'te jandarma tarafından yapılan yol denetiminde gümrük kaçağı, 15 bin paket sigara ve 4 ton şekere el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gaziantep'te jandarma ekipleri kaçak ürünlere ve kaçakçılara geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kapçağız, Kızılhisar ve Sarıt köyünde denetim noktası oluşturdu. Şüpheli araçlara yönelik dur ikazında bulunan ve kovalamaca sonucu durdurulan 3 ayrı araçta arama yapan jandarma, Suriye'den kaçak yollarla getirildiği belirlenen 15 bin paket sigara, 500 kilo çay ve 4 ton şeker ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iğne olmak için özel bir hastaneye giden bir kişi, kendisini psikiyatri bölümüne sevk etmek isteyen doktora ve hastane personeline saldırdı. Üst üste birkaç gün özel hastaneye gelen Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında çalışan S'de, sakinleştirici ve ağrı kesici özelliği bulunan ilacın iğnesini vurulmak istedi. Ancak hastanenin acil kısmında görevli personel alınan ilaç yerine hastayı rahatsız etmeyecek daha az dozda bir başka ilaç iğnesi yaparak gönderdi.
Ertesi gün hastaneye gelen S'de acil servise görevli doktor Nihat K'dan yine istediği ilaçtan iğne olmak istediğini söyledi. Şahsın hastane kayıtlarını inceleyen doktor, iğneyi yapamayacağını belirterek hastayı psikiyatri bölümüne sevk etmek istedi. İddiaya göre bu duruma tepki gösteren S'de doktor K'ya hakaret içeren sözler sarf ederek saldırıda bulundu. Bu sırada araya giren hastanede görevli sağlık personeli Birkan E'de hastanın saldırısından darbe aldı. Hastane personeli tarafından dışarıya çıkarılan S'de yeniden acil bölümüne giderek doktor ve hemşireye saldırdı. Hastaneye gelen polis S'de'yi kelepçeleyerek gözaltına alırken tarafları ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü polis merkezine götürdü. Karakolda ifadesi alınan S'de doktor rapor alınması için ekip aracına bindirildi. Polis aracının içinde gazetecilere müstehcen el hareketi yapan S'de alınan doktor raporunun ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan özel hastanede yaşanan olay hastane güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Adana'nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu köyünde iki ailenin bir arada yaşadığı evde yangın çıktı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki köyün yolunda buzlanma olduğu için itfaiye gelemeyince köylüler itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Ha, 70 yaşındaki Osman Yaşar ve oğlu 38 yaşındaki Adem Yaşar'ın aileleriyle birlikte yaşadığı evde saat 13 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve 7 kişinin yaşadığı evi alevler sardı. Yangın söndürmeye çalışıyoruz kovalarla. 3 çocuk babası Adem Yaşar ailesini yanan evden uzaklaştırıp komşularından yardım istedi. Köylüler Feke Belediyesi'nden ve orman işletmesinden itfaiye ekibi istedi. Köylüler yoğun duman arasında ellerinde kovalarla su taşıyıp yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerini köye 3 kilometre kala yoldaki buzlanma nedeniyle gelemediği haberi ise köylüleri öfkelendirdi. Yanan evin yanındaki diğer iki eve alevlerin sıçramaması için büyük çaba sarf eden köylüler yaklaşık 5 saat boyunca kovalarla su taşıyıp bahçe hortumlarıyla su sıkıp söndürme uğraşı verdi. O çanaktan alıyor, ciğerim o dışa gitmiyor. Yangın ihbarından 3 saat kadar sonra olay yerine gelen Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'e de köylüler tepki gösterdi. Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye sığınmaya devam ediyor. El-Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütü ile Türkmenler arasındaki çatışmalardan kaçan Muhammed el-Muhammed, 80 yaşındaki hasta annesi Ayşe Mustafa'yı sırtında taşıyarak Türkiye'ye sığındı. Hacı kenara gel. Lokman kenara gel. Kilis'in karşısındaki Aziz kentinde Irak Şam İslam Devleti örgütü üyeleriyle Türkmenler arasındaki çatışmalar sürerken ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye sığınmaya devam ediyor. Dini gruplar daha fazla can kaybı olmaması için taraflarla görüşürken sınır hattında da Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik önlemleri aldı. Sınırdaki çatışmalardan kaçan Türkmen kökenli Muhammed el-Muhammed hasta annesi Ayşe Mustafa'yı 2 kilometre sırtında taşıyarak Türkiye'ye getirdi. Nereden beri getirdin? Kaç kilometreden getiriyor? Türkiye'ye sığınan Muhammed annesini sınırda bekleyen yakınlarına teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından verilen suyla ayıltılan Muhammed otomobille kilise doğru hareket etti. Türkiye 5 yılda 26 milyon hap yuttu. Antidepresan ilaç kullanımı 5 yılda %56 oranında arttı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 2008'de 16 milyon 537 bin 260 kutu olan antidepresan tüketiminin 2012'de 25 milyon 958 bin 725 kutuya çıktığını kaydetti. Türkiye 5 yılda 26 milyon hap yuttu.
Son veriler vahim gerçeği ortaya koydu. Son 5 yılda antidepresan ilaç kullanımı %56 arttı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, MHP Mersin Milletvekili Ali Öz'ün Türkiye'deki depresyon vakaları, antidepresan ilaç kullanımı ve alınan önlemlerle ilgili bir dizi soruyu içeren soru önergesini cevapladı. Bir 5 yıl sonra onlu rakamlara, 10 milyar dolarlara. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye'de son 5 yılda antidepresan tüketiminin %56 oranında arttığını belirten Müezzinoğlu, 2008 yılında 16.537.260 kutu olan antidepresan tüketiminin 2012'de 25.958.725 kutuya yükseldiğini anlattı. Müezzinoğlu söz konusu artışın birden fazla sebeplerinden biri de bu ilaçların diğer branş hekimlerince de reçete ediliyor olması. Antidepresan tüketimindeki artış nedenleri, depresyon tedavisinin özelliği, antidepresanların başka rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılması ve hizmete ulaşılabilirliğin artışı gibi etkenlere dayandırılmaktadır, dedi. Türkiye'de hasta başına düşen psikolog oranlarına da değinen Müezzinoğlu, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan 100 bin kişiye 1.25 oranındaki psikolog sayısının 6'ya çıkarılması hedeflenmiştir. 100 bin kişiye 2.20 olan ruh sağlığı uzmanı sayısının da artırılması için uzmanlık eğitimi verilebilecek eğitim kliniklerinin açılması da yine hedefler arasında bulunmaktadır ifadesine yer verdi. Genç Türkiye platformu üyeleri Marmaray'da kitap okuma eylemi yaptı. Platform üyeleri Marmaray'daki yolculara kitap ve kalem hediye ederek amaçlarının kitap okumayı ve anlamayı sevdirmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında metrobüste yer verme eylemi yapan Genç Türkiye platformu üyeleri ilginç bir eylem daha gerçekleştirdi. Grup üyeleri Üsküdar istasyonundan Marmara'ya bindiler. Eylemin amacının kitap okumayı ve anlamayı sevdirmek olduğunu söyleyen gençler yolculara kitap ve kalem dağıttı. Kitap hediye edilen yolcular şaşkınlıklarını gizleyemezken bu tarz bir eylemden memnun olduklarını söylediler. Eylemin ardından basın açıklaması yapan Genç Türkiye Platformu Genel Başkanı Muhammed Ali Karakaş, amaç kitap okumayı ve anlamayı sevdirmekti diye konuştu. Tüm arkadaşlarımız, yaklaşık 40'a yakın arkadaşımız bugün kitap ve kalem hediye ettiler Marmara'daki yolculara. Buradaki amaç bizim 26 farklı ille, orta ve lise düzeyindeki okullara yapmış olduğumuz kütüphanelerin topluma yansıması olarak toplumla ilişkilendirmek adına kitabı okumayı, anlamayı sevmekti. Dağıttığımız kitapların içerikleri sosyal, kültürel ve daha çok sanatsal kitaplardı. Herhangi bilindiği üzere Genç Türkiye platformu bir ideolojiyi temsil etmiyor. Dolayısıyla bu anlamda da dağıttığımız kitapları da seçerek hediye ettik. Güzel bir eylem oldu, başarılı bir eylem oldu. Bu tarz eylemlere Genç Türkiye platformu devam edecek. Spor Toto Süper Ligi'de şu sıralar Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile Bursa Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ev sahibi ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Bahar Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan Bahar Ana Haberi izlediniz. Yayın ve yapımda emeği geçen ekibimizle birlikte iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.